Sevgili Vecihi, bu hafta yine mektup alamaz. Fakat gazetelerde mecmualar geldi. Bu kağıtlarda benim için mektup kendi geçiyor. Bana hepinizin kokusunu getiriyor. Bunları görünce sıhhat haberinizi almış oluyorum. Ben sıhhat değilim. Sadece aklım sizde. Lakin ne çare? Sabretmek lazım. Böyle zamanlarda Allah'a tevekkül etmek insanın imdadına yetişiyor. Bir Müslümana göre Allah varken keder yoktur. Türk, Allah kerimdir demekle her türlü vesveseden uzaklaşır. İşte ben de bir Müslüman gibi, bir Türk gibi Allah'ın inayetine güvenerek kendi kendimi teselli ediyorum. Sevgili Zevca, ben burada kendimi Diyarbakır'da sanıyorum. Fis kayası gibi yüksek mevkideyiz. Karşımızda deniz, karanın içine girmiş bir ırmak kadar ince. Diyar-ı Bekir'deki çayan duruyor. Irmağın ötesinde bir köy var ki Kıtırbıl'a benzer. Sabah akşam köylülerle hayvan sürüleri bu denizi ayaklarıyla geçerler. Diyarbakır'dan Kıtırbıl'a nasıl geçilirse bu taraftan da karşı yakaya öyle geçiliyor. Yalnız burada kelek yok. Karşı yakanın sağ tarafında bir köy var ki Diyar-ı Bekir'in Sadi köyüne benzer. Sol taraftaki köy de Sümbüllü'yü andırır. Hasılı karşımda Dicle'yi, Bostanlar, Kıtırbıl'ın arkasındaki yamaçları görür. Sanki Fis kayasının üstünde etrafıma baktıkça Diyar-ı Bekir'i, oradaki evimizi, evimizdeki bahtiyarlığımızı hatırlıyor. Sevgili Zevcem, bu ayrılık çilesi yakında bitecek. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş, garip kuşlara sormuş. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcının Katarlarının dönüşü gibi elbette bir gün biz de bu hicretten döneceğiz. O zaman mesut yuvamızda yine bir çift güvercin gibi sevgili yavrularımızın tatlı cıvıltılarını dinleyeceğiz. Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum. Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar. Çocuklarımızı benim için öp. Senin dudakların benim dudaklarımdır. Bu bayram hürmetine inşallah yine o güzel günlere kavuşacağız. Sevgili Vecihem.